Allah razı Şimdi olsun. Antalya'ya gideceğiz. Evet. İlayda Hanım hattımızda. İlayda Hanım. Ha, evet, buyurun. Hoş geldiniz. Siz buyurun, duyuyoruz sizi. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok Sağ teşekkür olun. ederim. Heyecanlıyım da. Sağ olun. Rüyama geçeyim. Buyurun. Hocama direkt. Hocam, olay yurt dışında oluyor. Bir düğün, gece vakti bir düğünden çıkıyorum. Evet. Ondan sonra yanımda üç çocuk. Biri görümcemin, biri eltimin. İkisi kız, biri oğlan. Onları arabaya atıyorum düğünden çıktıktan sonra. Kapıyı kapatırken bir yılan böyle diye şişiriyor hani kendisini. Ondan sonra hani o yılan gördük, kapıyı kapatıp diğer taraftan dolanmaya çalışırken işte hemen beni yatırıyor ve koluma dolanarak vücudumda beni yüzü koyuyor, yatarak vücudumda dolaşmaya başlıyor. Tam ısıracağını hissettim, uyandım hani zıpladım Şimdi korkumdan. İlayda Hanım, ben rüyanızın yorumunu yapayım. Allah nasip ederse siz de evladınızla alakalı yapacağınız ne olursa olsun sabırlı olun. Çünkü her şeyi hızlı yapmayın. Kararı hızlı bir şekilde vermeyin. Çünkü hızlı bir şekilde yapmak istediğiniz şeyi bir takım şeyler eksik bırakarak yapıyorsunuz. O yüzden Allah izin verirse taşların yere oturacağı bir zamana gireceğinize İnşallah. ve aynı zamanda mutlu olacağınız şu an çevrenizde kendi ailenizle alakalı, kendi evlatlarınızla ya da kendi ailenizle alakalı bir takım sıkıntılar ufak tefek de olsa cereyan ediyor ama yılanın gelmesi, kendini şişirmesi, kısmet girecek ama sabırsızlık var. Her şey düzelecek ama Sabretmesi sabırsızlık var. gerekiyor yani. Evet, yani yılan girecek diyor, kapıyı kapa diyorum. Pencereden girecek diyor, oradan kapa diyorum. Şişiyor, bilmem ne yapıyor. Örnek veriyorum. İşte burada bir şeyler gelecek ama sabır olmak, yani sabırlı Peki. olmak lazım. Her şey için öyle değil mi Tabii. hocam? Sabrederseniz muradınıza ereceksiniz kardeşim. Sabreden derviş Muradına muradına ermiş. ermiş. Ama Şimdi grip sabır. konusuna gelince hanım bizi izliyor. Bak ne güzel, halk kocasının rüyasını buradan soruyor. Evet. Biz grip olduk, bir nane limon yapmadı. Hocam. Burada biz bir aileyiz ya. Arkadaşlar izlesin herkes bizi. Eşini şikayet mi ediyorsun? Ufak tefek ediyorum. Ufak tefek. Yoksa yemek de vermez evde vallahi. Hocam. Hocam ne yapsın kadıncağız Ya şimdi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Biz size? sadece latife olsun diye söylüyoruz ama gerçekten hepimizin birbirine ihtiyacı var. Tabii. Şu bardağı ben elime bile alırken burada kulpu olmazsa olmaz. İşte bu kulp ya erkek olur ya kadın olur. İlla Tabii. birimizi bire tutacağız. Neyse, bugün beyler de hattımızda, beyler de bizi izliyor. Buyursunlar. Bak, şimdi bir seyircimiz var hattımızda. Buyursunlar. Hemen bağlayacağım kendisini. Bir Eyvallah. beyefendi. Alo. Alo. İyi günler Hüseyin diyorum. Bey. Hüseyin Bey, duyuyor musunuz? Hoş Evet, geldiniz. duyuyorum, duyuyorum, Uşak'tan. rahatım. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Hocam iyi günler. İyi günler kardeşim. Benim rüyam şöyle. Ben bir namaza gidiyorum. Namaz çıkışında ayakkabıları koyduğum yerde normal ayakkabının yerinde eski ayakkabılar. Evet. Sonra Allah Allah dedim, bu ne diyorum. 2 gün aynı şeyde. 2 gün sonra bir daha gidiyorum. Aynı şekilde yine aynı yerde şey diyorum. Bu sefer de asker botları. Eski yalnız böyle yırtık pırtık asker botları görüyorum. Evet. Ayakkabılarımın olduğu yerde. Ayakkabılarım gitmiş. Evet. Bunu iş ettim. Onun için almıştım. Abicim, cami Allah'ın evi. O yüzden yapacağınız dua kabul olacak nasip olursa. İnşallah. Orada İnşallah. ayakkabıların olması sizin bir hedefiniz, bir fikriniz var. Sakın yolunuzdan vazgeçmeyin. Verdiğiniz karardan vazgeçmeyin. Orada başka ayakkabıların bulunması sizi yanlış yöne itmeye çalışan bir takım kişiler olabilir. Siz de kimseye kanaat etmeden, kimseyi dinlemeden hedefinizi Cenab-ı Allah'tan isteyerek hedefinize ulaşmanız için ne gerekiyorsa orada vermiş olduğunuz kararı bozmadan devam ederseniz muradınıza kavuşacağınız ve hayırlısıyla eski asker ayakkabıları, devlet erkanının ayakkabılarının olması sizin çoktandır yapmak istediğiniz, kendinizle alakalı projeniz ya da yapmak istediğiniz bir yol, bir iş güç varsa bunu başaracağınızı gösteriyor. İnşallah. Bu. Şimdi İstanbul'dan Nuri Bey var hattımızda. Nuri Bey. Buyursunlar. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Böyle enerjik sesli seyircilerimizi seviyorum valla. Evet. Nuri Bey, anlatın rüyanızı. Hayır mı şer mi bakalım, hocamızdan İnşallah öğrenelim. hayırdır. İki arkadaş biz İnşallah. hayvanla diyoruz arazide. Heh. Öğlen istirahatinde hafif istirahat yapınca hayvanların yarısını hocam bilir gömüş deriz biz, kömüş. Onlar kaybetmişik uyandık kalktığımızda. Bir ormanın içinde baktık, bulduk onları ararken birisi buzağı yapmış. Ondan sonra birden orada çoğaldı insanlar.
ateş yakıp mısır ütmeye başladık. Yani mısır pişirmeye başladık. Evet. Tamam. Öyle bu rüyayı öyle gördüm ben. Çömiş ne hocam? Nuri abi söyleyeceğim. Efendim? Nuri abi siz çalışıyor musunuz? Yok ben emekliyim. Nuri abi peki bir şey düşünüyor musunuz? Yani ek bir iş? Ya ek iş değil de başka bir şeyler düşünüyorum ama karar veremedim daha. Yok bu işi yaparsanız başaracaksınız. Yani karar veremedim bu da bir ek bir iş. Tabii canım. Şimdi Nuri abi. Yapacağım. Bir şeyler yani bir ne diyeyim ben aradan kaldım Nuri abi nasıl konuşayım? Ya. Şimdi abi bak bu yapacağın işte başarılı olacaksın ama hani dünya yapacağım. Burada biriyle beraber yola çıkacaksın abi. Ha işte orayı bildin işte. Ha orayı bildin Nuri işte. Bir şey söyleyeceğim iş düşünmüyorum diyorsunuz ya düşünüyorsunuz sonra işte. Sonra diyor ki bak ben diyeyim biriyle beraber yola çıkacaksın sonra diyor işte burayı bildin diyor. Şimdi abi sen o kişiyle beraber yola çıkacaksın. Ağız evet. Tadıyla bir iş yapacaksın ama seni çekemeyen, kıskanan insanlar olacak. Onlara kulak asmayın. Ne siz ne de sizle beraber bu işi yapan kişi. Kulak asmazsanız başarı sizin elinizdedir. Vallahi alkışlıyorum sizi. Hocam. Allah razı olsun. Müthiş rüya yorumlarınızla programımıza, hayatımıza, yaşamımıza renk katıyorsun Mehmet Emin Kırgil. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Nuri Bey ya size de Allah uzun ömür versin. Çok tatlısınız. Ha orayı bildi diyor. Hocam kömüş ne? Kömüş yani şimdi hayvanlara biriktirdikleri şeyler var ya. Evet. Onlardır yani mesela hayvanların yemesi için. Anladım. Heh. Peki. Köm yaparlar. Köm demek nedir? Hani biriktirmek. Tamam. Evet. Hatay'a gidiyoruz şimdi. Buyursunlar. Hatay'dan bir hanımefendi arıyor bizi. Alo. Efendim. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler Nur Hanım. Hayırlı yayınlar. Hanife Hanımcığım çok teşekkürler. Hadi anlatın bize rüyanızı. Ben rüyamı şöyle bugün sabah gördüm rüyamı. Çarşıdayız arkadaşla. Kıyafet aldık. Üzerine güzel bir eşarp gördüm. Eşarpı almak için tahta kapıdan geçtik. Yukarıya bayağı yükseldik. Çok ferah merdivenden indik. Tekrar aşağıya inmemiz gerekti. Bir bayan açtı. Orta yaşlı bir bayan açtı ve açtı kapıya girecektim. Yine bir tahta kapıdan geçmemiz lazımdı. Oradan aniden bir siyah köpek belirdi. Bana saldıracağını zannettim ama hiç havlamadı. Hmm. Hiç bana şey yapmadı. Beni ısıracak diye korktum. Ayet-el Kürsi'yi okudum. Kapıyı kapattım ama yine kafasını geçirerek tahta kapıyı yardı ve kafasından yine kafasını geçirdi içeriye. Çok korktum ve o anda panikle uyandım. Bir şey söyleyebilir miyim? Siz hocam. Bir şey söyleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Efendim hocam. Sizin devlet kapısında beklediğiniz bir iş ya da bir olayınız ya da devlet kapısında duran biri misiniz? Önce bunu sorayım. Devlet kapısında değilim. Ev hanımıyım ama öyle bir şey bekliyorum. Bu olacak. Eşim ve çocuklarım Ayet-el Kürsi, Ayet-el Kürsi bu işin olacağını Allah'ın izniyle rüyada gösterdi. İnşallah hocam. Evet orada eşarp bağlamanız... Çevrenizde sizin bu kış yani bu kışın sonuna doğru alacağınız haberleri bir bayanın size yardım edeceği Allah nasip ederse yine rüyanız gösterdi. Yalnız lakin sizin kafanızdaki soru işaretleri olduğu müddetçe siz de bazen arayışa giriyorsunuz. O yüzden bazı yerleri aramanız artık gerek kalmadı. Bekleyin neticeyi inşallah hep beraber göreceğiz. İnşallah. Evet. Hanife Hanım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Birazdan sorulara geçeceğiz. Instagram'dan da çok sorumuz var hocam. Evet. Şevval Hanım hattımızda Isparta'dan arıyor bizi. Buyursunlar. Şevval Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen dinleyelim. Ben rüyama geçmek istiyorum. Lütfen. Hocam biz eşimle beraber 4-5 katlı bir binadan iki tane daire kiralıyoruz. Bir tanesinde biz kalıyoruz, bir tanesi boş. Ama ben bu binadan çıkıyorum. Yolda giderken bu yolun da iki tarafında deniz var. Yani su görüyorum orada. Giderken sol tarafta bir tane keklik yavruları var. Yani yuva var orada. İçinde 3 tane keklik yavrusu var. 2 tane de büyük keklik var. Bir tane de yumurta var ama bu yumurta diyorum. Mesela hani keklik yavrularının yumurtası küçük olur. O biraz daha büyük. Ondan sonra bunları ben rahatsız olmasınlar diye buradan çıkıyorum tekrar. Yolda yürümeye devam ediyorum. Bu yolun sonunda böyle at çiftliği gibi bir yer var. Böyle atlar koşturuyor bu çiftlikte. Ben kenarda bir bankın üzerine oturuyorum, onları izliyorum. İzlerken bir tane kız çocuğu geliyor, kucağıma oturuyor ve benim başıma bir tane toka takıyor. Ondan sonra biraz onu sevdikten sonra oradan ayrılıyorum. Bu yoldan geri dönerken bir tane pastane gibi böyle bir dükkan görüyorum. Dışarıda çikolata tartıyorlar. Konuya girebilir miyim Sevan Hanım? Buyurun hocam.
Keklik yumurtasının ufak olduğunu nereden biliyorsunuz? Hocam normalde annem benim kayınvalidem tarafıyla besledikleri için küçük olduğunu oradan biliyorum. Ama bu biraz daha büyük herhalde canım tavuk yumurtası olsa gerek diye. Hayır bakın şimdi. 4-5 katlı bir bina, 2-3 tane daire almanız, eşiniz ya da siz. Burada bir muallakta olacağınız bir durum var, ikileme düşeceğiniz bir olay var. Diğer yandan bu sıkıntıyı 4-5 ay içerisinde aşabilirsiniz. Çünkü bir sıkıntı geliyor ya da var, onu ben size söyleyeyim. Ama ya sizin ya eşinizin dediği bir olay olacak. Keklik olması Allah izin verirse hayırlı haberler. Yumurtaların küçük olması siz bazı olayları küçük görüyorsunuz. Ama büyütmeden bazı olayları küçük görmeniz aslında iyi ama yine de bazı insanlara fikir ve düşüncelerinizi paylaşmamanız sizin için en hayırlısıdır. Şu 4-5 ay lütfen dikkate alın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi görmüş olduğunuz rüyaların ya 3'ü ya 5'i muhakkak bir ay içerisinde çıkar. Çıkmayan rüyalarımız da var. Ama bu nedenle şunu söyleyeyim. Çıkan rüyaların içerisine girebilir bu rüyanız. Dikkatli olun. Vereceğiniz kararlarda evle alakalı vereceğiniz kararlarda lütfen dikkatli olun ve bir de bir hayırlı evlat haberi de olabilir size. Onu da söyleyeyim. Peki teşekkür ediyoruz. Isparta'dan Van'a gidiyoruz. Özlem.